Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgür'ün şehrin gelişimi düzeyinde yakından etkileyecek ahşap ve mobilya sanayisi ulusal ve uluslararası seviyelerde büyümesini sağlamak amacıyla başlattığı Mobilya Kent Düzce projesi fiilen başlıyor. Ön hazırlıklarının geçen yıl tamamlandığı proje kapsamında Düzce'de ağaç sanayinin nihai ürünü olan mobilyaya dönüştürülmesi ve ticari hacminin arttırılması konusunda özel bir alan oluşturulması için yer belirlendi. Düzce'nin güneyinde Küçük Mehmetler Köyü sınırları içerisinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait parça parça toplamda 300 dönüm arazinin bedeli karşılığında Düzce Belediyesi'ne devredilmesi çalışması tamamlandı. Arazilerin arsa tapularının devri için ilk adımlar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal arasında atılırken tapu teslim töreni Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımı ile yapıldı. 5 parçadan oluşan ve toplam değeri 90 milyon TL olan araziler artık Düzce Belediyesi taşınmazları arasına girdi. Kıymetli arkadaşlar, şehrimiz açısından anlamlı bir günü yaşadık. Şehrimizde bulunan Milli Emlak'a ait yaklaşık 300 dekarlık araziyi ilimize mobilya kent olarak kazandırılmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan belediyemize bedeli karşılığında devri yapılmıştır. Belediyemiz tarafından burada bir mobilya kent yaratılması düşünülmektedir. Malumlar olduğu üzere ilimizin %65 coğrafyası orman varlığından oluşmaktadır. Bir nevi orman işletmelerinin, ağaç işçiliğinin başkenti sayılabilecek bir lokasyondayız ve konumdayız. Ancak bugüne kadar ham mamül niteliğindeki ağaç işçiliğini artık bizler Düzce'ye özgü mobilya olarak daha yüksek katma değerlendirme noktasında bir çalışma ve vizyonla hareket etme iradesindeyiz. Belediyemizin atmış olduğu mobilya kent adımı da bu vizyonun ilk temel adımını oluşturacaktır. İlimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen, başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik İl Müdürümüze, Milli Emlak Müdürümüze ve tüm görevlilere, özellikle de Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özasaki Beyefendi'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz Düzce Orman Bölgesi, Düzce Orman Ürünleri Sanayisi'nde çok ileri seviyelere ulaşmış bir şehir. Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar olan bir bölgede ormanlarımız var. Düzce'de ahşap kültürü var. Düzce'yi ahşap ürünleri sanayisiyle, orman ürünleri sanayisiyle, özellikle bunun son zirvesi olan mobilya ile Türkiye'de öne çıkarmayı, Türkiye'de öncü olmayı hedefliyoruz. Mobilya kent Düzce, Türkiye'deki benzerleri gibi, İnegöl gibi, Kayseri gibi şehrimizi bu alanda öne çıkaracak olan bir proje. Diyebilirim ki Düzce için en mega proje, en büyük proje Düzce Mobilya Kent Projesidir. Düzce için çalışıyoruz. Bugün Düzce'ye bir büyük mega proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düzce Mobilya Kent Projesi. Geçen yıl ön çalışmalarını yaptığımız projemize bugün ilk tapuları alarak projemize başlamış oluyoruz. İnşallah Düzce Türkiye'nin mobilya alanında önemli bir şehri olacak. Mobilyanın zirvesi, mobilyanın merkezi Düzce'de olacak. Düzce şehrimize, Düzceli kardeşlerimize hayırlı olsun. Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talha Özcan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengiloğlu ve dernek üyelerinin katıldığı geleneksel gecede Kafkas halk dansları ve müziği eşliğinde Abaz mutfağı lezzetleriyle keyifli bir akşam geçirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Abaz kültürünü yaşatma ve yeni nesillere aktarma gayretleri için dernek başkanı İlhan Kıymet ve yönetimini kutlayarak derneğin kültürevi projesini tebrik edip destek sözü verdi. Bu güzel akşamda beraber olmaktan gerçekten çok büyük keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'miz çok geniş bir coğrafya. Adeta ilkbahar çiçekleri gibi rengarenk, çok farklı kültürlerle biz bir milletiz. Bir aradayız, beraberiz. Sizlerle beraber olmak mutluluk veriyor bana.
Düzce'de sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Sayın Başkanım ve dernek yönetimimiz hayırlı bir yola çıkmış durumda. Kutlu bir yola çıkmış durumda. Hiçbir hayır hizmeti yolda kalmamıştır. İnşallah valiliğimiz olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz. En kısa zamanda tamamlayarak kurdilesini yine hep beraber kesmekten mutluluk duyacağımı ifade ediyor. İyi akşamlar diyor, saygıyla selamlıyorum. Devlet ve millet el ele gidiyoruz. Vali Bey çok destekledi. Belediye başkanımız da bize yardım ediyor filan. Mutluyuz yani. Olay Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan bir firmada meydana geldi. Forklift ile fabrika içinde ürün taşındığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak ve Mithat Demirci'nin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak, Düzce Devlet Hastanesi'ne, Mithat Demirci ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Sancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mithat Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İstanbul'dan Zonguldak'a giden Metro Turizm'e ait otobüs Düzce Otogarı'na uğradı. Burada yolcu almaya bekleyen otobüsün şoförüne otobüsteki yolculardan biri aracın neden hareket etmediğini sordu. Yolcu beklenildiğini, akabinde kalkılacağı belirtildi. Yolcu sinirlenerek yanında getirdiği bıçak ile şoförü baldırından bıçakladı. Diğer yolcuların müdahalesiyle şahıs kaçmadan yakalanırken otobüs şoförü bölgeye çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken şoförü bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Düzce'de dün akşam bir düğünde yaşananları sosyal medya paylaşımından yola çıkarak araştıran polis ekipleri gece boyu yaptığı takip sonucunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Düğünde havaya ateş açan, ses sistemiyle yüksek ses müzik dinleyen, trafik güvenliğini hiçe sayıp drift atanlar tek tek tespit edildi. Yapılan fiziki çalışmada düğün salonundan yola çıkarak düğün sahiplerinden başlanarak yapılan sorgulamada havaya ateş açan MAS, ES ve HK tespit edildi. Şahıslar gözaltına alındı. ES ve HK adli işlemlerin ardından serbest kalırken MAS sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Öte yandan araç sürücülerine çeşitli maddelerden 39.099 lira ceza işlem uygulandı. Kazada Eyüz Karayolu Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde işten çıktığı öğrenilen Hasan Hüseyin Öztürk D100'den karşıya geçmek istedi. Ankara istikametine seyreden Merte idaresindeki 14KN281 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztürk yolda savruldu. Aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14ABU380 plakalı otomobil de Öztürk'ü fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alan Hasan Hüseyin Öztürk'ün yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Öte yandan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Öztürk'ün araçların çarpmasının etkisiyle giydiği kıyafetlerin de üzerinden çıktığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Öztürk'ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Durumumuz bölgeye uzak kalıyor. Bu Borazanlar Mahallesi Fevzi Bey Caddesi.
Merkez 45-14. Sakarya Nakyazı ilçesi Karaçalılık mahallesinde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Sakarya Nakyazı ilçesi Karaçalılık mahallesinde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Ekstra'da düğme var. Tamam, gaz ver şimdi boşta. Yüksek devir gaz ver. Bas! Bas bas. Tamam, bekle. Şimdi bas. Tamam. Tut onu. Yak yak. Azmi Milli Mahallesi'nde bulunan Tarım Kredi Kooperatifinden alınan elma suyunu eve getiren bir kişi gördükleri karşısında şok oldu. Tadını beğenmeyip kutuyu açınca küflenmiş, içinde ne olduğu belli olmayan malzemeler gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tarım Kredi etiketli elma suyunun görüntülerini çeken vatandaş yetkililerin ürünleri kontrol etmesini istedi. Üründe şu elma suyu. Evet, iş geldim. Elma suyunu açtım. Artık bu içindeki gezenleri, yüzenleri bana açıklayabilecek bir gıda mühendisi var mı onu da bilmiyorum ama ne olduğunu. Abant Gölü Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant'a gelen vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı tatilciler ise Tabiat Parkı'da yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrellerle kaydılar. Yeah.
beni bıraktın gene ayağa. Evet küçük hanım, nasıl? Kızak güzel mi? Evet. Tatil için mi geldik? Hayır. Tatil değil mi? Sömestr olmadı mı? He, evet. Evet. Nasıl? Çok güzel. Anne baba tatil için mi getirdi kayakları bindirmek için? Evet. Sömestr hediyesi. Evet. Çocuklar sömestr tatilinde bunlar kar görsün diye, bizim İstanbul'da çok kar yağmadı bu sene. Evet. Bu sene de buraya geldik. Yarın da bir Kartal Kayayı da güzel diyorlar. Bir o tarafa gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklar çok mutlu. Onlar yoğun bir eğitim döneminden sonra... Karne hediyesi olarak mı geldik? Öyle de diyebiliriz, evet. Biraz dinlenme. Hem bize hem onlara bir tatil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı Belediyesi tarafından Güzdek Mahallesi, Aktepe'de kızak merkezi haline getirilen bölgede vatandaşlar kar ve doğanın tadını çıkartmak için akın etti. Arayıl tatilinin de gelmesiyle bölgede oluşan yoğunluk, Uludağ ve Kartepe kayak merkezlerindeki görüntüleri aratmazken 7'den 70'e herkes gönlünce eğlendi. Nerede lan bu mayalı? Aman. Bırakamam, çok uzak. Biz de yıldırım kaçağı, peki kaydı. Hüseyin'den mi alacaksın? Ama haberi yazacaksınız, ben böyle okuyacağım. Bu çok yavaş 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 daha yüksekten. Çok tehlikeli yalan var. Bu son tarafa giderse var ya. Bu şöyle, tam kar yağmadı. Kartepe, millete çarpmayın. Dura da anda. Tersine gidiyor. Bu valla bayrağı çok güzel. Ormana doğru gitme. Karnımı aldım. Babam beni kar kaymaya getirdi ailemle birlikte. Sonra kaydık. Şu anda karşı tarafa gideceğiz. Orada kayacağız. En yukarıda kardan adam yaptık, büyük. Sonra da kızımla kaydım.
Çok eğleniyorum. Çocuklar için çok güzel bir imkan sağladılar burada. Çocuklarımızın eğlenmeleri için, kar tatilinde vakit geçirebilmeleri için belediyemiz olsun, yetkililer olsun çok güzel yerler yapmışlar burada. Çocuklar da çok mutlu oldular. Kar biraz daha fazla yağarsa daha mutlu olacağız aslında ama şu anda bile bizim için yeterli bir durumda. Burası öbürlerinden geri kalan bir yanı yok şu anda. Ben çünkü Kartepe'ye çıkmış bir insanım ben. Kartalkaya çıkmış insanım. Yani burası da oralardan geri kalan bir yanı yok. Çünkü oralarda da bu kadar kar var sonuçta. Hani belediyemiz için ya da çevre iller için çok güzel bir şey şu anda imkan. Değerlendirmelerini tavsiye ederim buradan. Herkese de ailecek bir tavsiyede bulunabilirim. Gelebilirler buraya. Güzel vakit geçirebilirler çocuklarıyla. Önümüzdeki haftalarda da belediyenin burada bir kızak şenliği olacak, kar şenliği olacak inşallah. Orada da bütün çevre illerdeki arkadaşları, aileleri bekleriz. Güzel bir eğlence olacağını tahmin ediyoruz burada. Herkese şimdiden iyi eğlenceler dilerim. Mutlu olduk. Arkadaşlarımızla beraber buraya gelip eğleniyoruz ve burası Kartepe'den daha güzel bir yer bence. Tercih meselesi gerçi. Yani güzel bir yer. Arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Buraya motorlarımızla beraber geliyoruz. Burada kayıyoruz. Hani halk için çok güzel bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Bilal Soykan'a teşekkür ediyoruz. Aktepe Güzdek Kızak Merkezi'ndeyiz. Sömestre tatilinin başlamasıyla birlikte de aileler gördüğünüz üzere buraya akın ettiler. İnşallah belediyenin de olan organizasyonunu da eğer kar yağışı devam ederse bu önümüzdeki hafta sonu yapmayı düşünüyoruz. Ama artık burası herkesin, her vatandaşın bildiği, şehir dışından da, ilçe dışından da gelen vatandaşların olduğu, yakın ilgi gösterdiği bir yer oldu. İnşallah muhtarımızla birlikte bu yıl ve her yıl üzerine daha geliştirerek bu alışkanlığı devam ettireceğiz. Festival havasında geçecek inşallah. En çabuk, en yükseğe çıkılan nokta burası. Kerem Ali Türbesi'nin eteklerindeyiz. Dediğim gibi insanlar kolay ulaşabiliyorlar. Hoşça vakit geçirebiliyorlar aileleri, çocuklarıyla birlikte. Dediğim gibi inşallah kar yağışı devam ederse de bu önümüzdeki hafta sonu da geleneksel hale getirdiğimiz Güzdek Mahallesi Aktepe Kızak Şenliği etkinliğimizi, üçüncüsünü de bu hafta sonu yapmayı planlıyoruz inşallah. Geçen sene deprem dolayısıyla ertelenmişti. Bu sene inşallah sömestre tatiline de denk geldi. İnşallah yağışla devam ederse çocuklarımıza da karne hediyesi olmuş olacak.